Son 45 yılın en zorlu dönemlerini yaşayan Hollanda'da enflasyon tam olarak %10. Biz de geçen sene Jumbo'da yaptığımız market alışverişinin aynısını yapacağız. 18 ürün aldığımız o market alışverişi tam 46,5 euro tutmuştu. Videonun sonunda Hollanda'daki market fiyatlarının ne kadar arttığını göreceğiz. Ve market fiyatlarındaki enflasyonu hesaplayacağız yeni bir videoya. Hoş geldiniz. Evet, şimdi elimde tam olarak 18 ürünlük bir liste var. Bu listedeki ürünlerin birebir aynısını alacağız. Mesela geçen sene kilosu 1.69 olan muz almışız. Şimdi muzun fiyatına baktığımızda burada 30 centlik bir artış görüyoruz. Ve muz fiyatı şu an 1.99. Geçen sene bu üründen tam 4 tane almışız. Şimdi de 4 tane alacağız. Ve 4 tane muzla yolumuza devam ediyoruz. Bir de bunu tartalım bu arada. Evet, 1.99 olandan şu an bunu tartıyoruz. Ne kadar tuttu? 1.57. Tamam, fena değil. 800 grammış bu ürün toplamda. Geçen seneki fiyatı 1.69, bu seneki fiyatı 1.99, yani 30 centlik bir artış var. Hollanda'da durumlar hiç iyi gitmiyor. Hollanda bitmiş. Marketler boş, raflar boş. Gelmeyin Hollanda'ya. Geçen sene aldığımız premium domates 2.99'muş yarım kilosu. Premium domatesi bulamadık. Raflar boş boş diyorum, inanmıyorsunuz. Siz de görüyorsunuz, raflar zaten komple bomboş. Bunun yerine biraz adil de olabilmesi için gidelim bio bir domates alalım dedik. Bunun yarım kilosu, şurada görüyorsunuz, 500 gram. Bunun yarım kilosu 2.59'muş. Bunu alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, size şimdi mükemmel bir şey göstereceğim. İşte Hollanda'da bunlar çok güzel. Mesela bu salatalığı geçen sene 1.59 almışız. Bu seneki fiyatı da 1.59. So it's same price. Like last year, yes. Aldık bunu. Şimdi yine benzer bir salatalık var. Bu mesela biraz daha sanırım ona göre kötü. Bunun fiyatı geçen sene 1.09'muş. Bu seneki fiyatı 1.25. Bunda mesela artış var ama bunda artış olmamış. Evet, devam edelim. Şimdi göbek salataya geldik. Bunun geçen sene ismini hatırlayamamıştım. Video da oradan aklıma geldi. Bunun fiyatı 1.15'miş geçen seneki fiyatı. Şimdiki fiyatı 1.21. Yani bu üründe 6 centlik bir artış var. Yüzde olarak da %3, %4, %5 o civara geliyor. Mesela diğer göbek salata geçen sene 1.09'muş. Bu sene 1.12 olmuş. Bu üründe de 3 centlik bir artış var. Hollanda çok kötü. Hollanda çok kötü. Gelmeyin Hollanda'ya. 3 centlik bir artış var. Marketler boş. Neyse, devam edelim. Evet, şimdi ekmek almamız lazım. Geçen sene, şimdi burada kişiden öğrendim. Bunun fiyatı geçen sene 1.29'du. Şimdiki fiyatı 1.32. Bir de ekmek var ya şu an. Sıcacık, sıcacık. Dışarıdan daha sıcak. Saç. Bir tane ısırık alayım hatta sizin için. Uf. Taptaze 1.32'ye bunu almış olduk. Somon bizim olmazsa olmazlarımızdan. Geçen sene 283 gramlık somona 6.83 euro ödemişiz. Şimdi ise 287 gramına aşağı yukarı, yani aynı, 7.23 ödedik. Yani tam olarak 40 centlik bir artış var somon balığında. Zaten genel olarak Avrupa'da, Rusya'da, yani dünyanın tüm her yerinde somon fiyatlarında çok büyük bir artış var. Bunu da dip bir bilgi olarak size vermiş olayım. Şimdi en güzel yere gidiyoruz. Kırmızı et, tavuk eti. Hem size oradaki fiyatlardan bir bahsederim, hem de geçen sene aldığımız ürünle ilgili bir karşılaştırma yapacağız. Etlere gidelim. En sevdiğim yer, en sevdiğim yer. Avrupa'da gerçekten et çok ucuz. Hatta geçen şöyle bir hesaplama yaptım. Şimdi etin kilosu 12 euro falan. Hatta daha ucuz yerlerde 10 euroya falan bulabilirsiniz. Ayda 10 kilo et yeseniz, yani işte günde 300 grama falan karşılık geliyor. 10 kilo et yeseniz 100 euro, 120 euro falan yapar yani. Arada ne bileyim, bilmiyorum, Türkiye ile falan arada gerçekten çok fazla fark var. Bunu da yine dip bir bilgi olarak size vereyim. Geçen sene şöyle bir steak almıştık aslında. Ve bunun biraz indirimde olanını bulmuştuk. Ama bu sene indirimde olanı yok. Neyse, çok önemli değil. Geçen sene yarım kilosunu 5 euroya almışız. Yani yarım kiloya 5 euro da işte kilosu biraz önce de bahsettiğim gibi 10 euroya falan denk geliyor. Şöyle göstereyim size de. Bu sene ise 540 gramını 8 euroya alıyoruz. Yani genel olarak biraz et fiyatlarının yukarı çıktığını görüyoruz. Ama yine de hala genel olarak bütçe için çok rahat bir şekilde alınabilir. Bir de Jumbo'nun genellikle biraz daha Lidl'a ve Aldi'ye göre pahalı bir market olduğunu da size söylemeliyim. Lidl ve Aldi'de bu ürünler çok daha ucuz. Sonuç olarak 540 gram bu şekilde bir ete 8.09 ödüyoruz. Fiyatı da artmış. Şimdi size tavuk fiyatlarını göstermek istiyorum.
Geçen sene biz 450 gramlık bir tavuk almışız. Fiyatı 6.68 euroymuş. Şimdi aynı tavuğa baktığımda çok ilginç bir şey var. Mesela bu kaç gram? Bu 480 gram. Şöyle bize kaç gram lazımdı? 450 gramlık. 450 gramı 6.16. Yani aslında bunun fiyatının düştüğünü görüyorsunuz. Geçen sene 6.68'miş. Fiyatında tam olarak 70 centlik bir azalma var. Bu da genel olarak iyi bir duruma işaret. Ama bu arada eğer tavuk alacaksanız, tavuklar genel olarak Jumbo'da ve Albert'ta pahalı. Lidl'dan tavuk aldığınız zaman 1 kilosu aşağı yukarı 9 euroya falan denk geliyor. Ama bizim bugünkü alma sebebimiz tabii ki de geçen seneki alışverişin birebir aynısını yapmaktı. Devam edelim. Bu bizi mutlu etti, tavuk fiyatlarının düşmesi. Size dünyanın fiyat performans olarak en güzel kukilerini göstereceğim şimdi. Jumbo'nun kukileri. Ben buna süte böyle bandırıyorum, yiyorum. Hatta bunun içinde kaç tane varmış? 12 tane. Tek oturuşta keyifli bir şekilde YouTube'dan bir video açarak bunun hepsini bitiririm. Yani ama siz yapmayın tabii ki de, çok sağlıksız. Ama ben bir cookie hayranıyım ve cookie çok seviyorum. Bunun fiyatı geçen sene 0.99'muş. Bu seneki fiyatı 1.15. Tam olarak %15'lik bir artış var. Bunun fiyatı önemli ama bunun fiyatını çok arttırmasınlar. Çünkü mesela Starbucks'ta bir cookie aldığınız zaman, ki Starbucks'ın cookie'leri çok iyi, fiyatı aşağı yukarı 3.5 falan. Ama mesela bu aşağı yukarı benzer kalitede ve fiyat performans olarak çok iyi bir ürün. Eğer Hollanda'daysanız ve cookie seviyorsanız Jumbo'nun bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, Jumbo ile bir sponsorluk anlaşmamız var. İnşallah Jumbo ile yakında bir sponsorluk anlaşması yaparız. Bakalım. Biz bu ürünleri neden alıyoruz? Size onu söylemedim. Geçen sene Sezar salatası yapalım diye aslında direkt Jumbo'ya gelmiştik ve Sezar salatası ürünleri alıyoruz. Şimdi de Sezar sos almamız lazım o yüzden. Yani muhtemelen bu videodan sonra Sezar salatası yapmak zorundayız. Geçen sene bu sosun fiyatı 1.67'ymiş. Bu seneki fiyatı ise 1.97. Yani 30 centlik bir artış var. Geçen sene süt almıştık. Sütün geçen seneki fiyatı ne kadar, hemen bakıyorum. Bakamıyorum. Geçen seneki sütün fiyatı 2.27'ymiş. Şimdi bu seneki fiyatı 1.80. Bir de genel olarak tabii ki de süt Hollanda'da daha ucuz. Ama bu laktozsuz süt olduğu için diğer sütlere oranla biraz daha pahalı. Bunun fiyatı kaçtı ya? Bunun fiyatı 1.80'miş. Genel olarak bu arada detay bir bilgi vereyim size bizle ilgili. Diyetteyiz ve tatlıyı falan yavaş yavaş azaltma kararı aldık. Ama geçen seneki video ile aynı olsun diye sırf sizler için bu ürünü aldık. Bunun geçen seneki fiyatı 1.97'ymiş. Bu seneki fiyatı da 1.97. Yani bunun fiyatında hiçbir değişiklik yok. Devam edelim. Anastasia'nın olmazsa olmazı ve en sevdiğim marka bu gazlı su. Bunun geçen seneki fiyatı 1.24'müş. Bu seneki fiyatı 1.19'muş. Yani toplamda 5 centlik bir aşağı düşüş var. Genel olarak böyle düşüşler beni çok mutlu ediyor. Çünkü en azından doğru bir ülkede yaşadığımı da genel olarak gösteriyor. Ve ileride mesela enflasyonla ilgili ya da ekonomik konularda endişelenmememiz gerektiğini de gösteriyor. O yüzden böyle düşüşler beni gerçekten mutlu ediyor. Şimdi son ürünümüz kaldı. Bir tane de limon alacağız ve artık tüm ürünlerin toplamını görme zamanı. Sezar salatasının üstüne böyle limon gezdirebilmek için bir tane limon alıyoruz. Geçen sene bu ürünün yarım kilosu 1.95'miş. Bu seneki fiyatı 1.99. Biz yani genel olarak aslında 4 centlik bir artış var. Biz sadece bir tane almıştık geçen sene. Bu sene de bir tane alıyoruz ve alışverişimizi sonlandırıyoruz. Şimdi kasada tüm ürünlerin fiyatını görme zamanı. Evet, ürünlerimizi teker teker şimdi okutmaya başladık. Burada ne diyor acaba? Yumurtayı okuttuk. Böyle teker teker ürünleri şimdi okutacağım. ...18 ürünlü yaptığımız alışverişin sonuna geldik. Bu sene aynı alışveriş için toplamda 50 euro ödedik. Ama size şunu hatırlatmalıyım. Aslında zaten bu fiyat farkının 3.5 euroydu fiyat farkı. 3 eurosu ise sadece etten geliyor ve eti geçen sene indirimden almıştık. Yani neredeyse aslında hiçbir üründe enflasyon yok. Mesela en fazla enflasyon neredeydi?
salatalıktaydı. O da 35 sent civarıydı. Genel olarak bazı ürünlerin aşağı düştüğünü de gördük hatta. Yani bence enflasyon yok aslında geçen seneye oranla. Ve fiyatlar birebir aynı. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma destek olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Premium domatesi bulmamız lazım. Bu ürünlerin de aynısını bulmak nasıl olacak göreceğiz. O biraz zor tabii de. Zaten birazdan. Zaten genel olarak son bir ürünü...